Bildiğiniz gibi Yozgat'ta kaybettik. Onun üzüntüsünü çabuk attık üzerimizden. Yozgat maçından sonra baydık bildiğiniz gibi. O arada sakatlarımız vardı, hafif sakatlığı olan arkadaşlar vardı. Bu süre bize olumlu olarak yansıdı. Şu anda takımda herhangi bir eksiğimiz yok. Ufak tefek sakatlığı olan Erkan Kestil'le Muhammed'in sakatlıkları vardı. Onlar da geçti. Şu anda tam kadro çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte kalan 6 maçı en iyi şekilde değerlendirip sezonu bitirmek istiyoruz. Yani bu zamana kadar ki yaşananlar, olaylar, Dünya Spor'u yakından takip edenler her şeyin farkında. Biz bana göre sezon itibariyle ikinci yarı takımdan, ilk yarıki kadrodan 3 tane oyuncumuz var şu anki mevcut kadroda. Onun haricinde diğer arkadaşları devre arasında hep yeniden bir takım oluşturduk. Yeniden oluşan takımın da futbolun kendine has özellikleri itibariyle bir takım handikapları vardı. Oynadığımız maçlarda bu handikapları biz yaşadık. Her maçta 2 oyuncu dahil ettik, 3 oyuncu dahil ettik. Bu zamana kadar hiç aynı 11'le sahaya çıkamadık. Yani takım olgusunu şu ana kadar oluşturamadık. Ama bugün itibariyle, bu hafta oynayacağımız maç itibariyle bundan sonraki süreçte bu olguyu yakalayacağız. Takımımız belli bir düzeye, seviyeye geldi. Gönül isterdi ki bu takımla kampa gidebilsek, bu kadroyla kampta hazırlık geçirebilsek daha farklı olabilirdi ama şartlar buna müsaade etmedi. Bu olumsuz şartlara rağmen geldiğimiz yer itibariyle biz çok fazla umutsuz ve ümitsiz değiliz. Bizim amacımız ligi en iyi yerde bitirip en azından Ordu takımının üzerinde ligi bitirip pilot oynamamaktı. Bu hafta rakibimiz Bay. Düşündüğümüz zaman, biz maçı kazandığımız zaman aradaki puan farkı 5 olacak. Yani maçın büyüğü küçüğü olmaz ama onlar Çarşamba'yla, Yozgat'la, Amasya'yla oynayacaklar. Onların rakipleri daha zor. Kalan maçlar itibariyle bakıldığı zaman kağıt üzerinde bizim maçlarımız daha kolay gözükse bile 90 dakika sahada mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Biz kalan 6 maçı en iyi şekilde değerlendirip sezonu güzel bir şekilde noktalandırmak istiyoruz.